Mutlu haftalar efendim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Pazartesi bugün. Saatlerimiz 12 ve gayrimenkul raporuyla karşınızdayız. Güncel veriler var. Konuklarımız var. Sektörü değerlendireceğiz elbette ama konut satışları ile ilgili son rakamları görelim önce. 6 aylık bir düşüş trendi vardı. Bu trend son buldu. Üst üste 6 ay bir gerilemeden bahsediyoruz. Ki Ocak ayında 70 bin adede kadar düşmüştü konut satışları. Şubat'ta 81.222 seviyesine çıktı. 2020 Temmuz'dan beri de ilk kez aylık bazda artış kaydediyor aslında bu verilerle birlikte. Bir detayına bakalım, üzerine konuşacağız. Konut satışları Şubat ayı performansıyla 6 aylık düşüş trendine dur dedi. Konut satışları yıllık bazda %31,6 düşüşe karşın aylık bazda artarak 70 bin seviyesinden 81.222 adet seviyesine yükseldi. Konut satışları geçen yılın Temmuz ayında 229 binle tüm zamanların en yüksek zirvesinden 6 ay sonra ilk yükseliş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı konut satış istatistiklerine göre ipotekli satışlarda da 6 aydır aralıksız devam eden düşüş trendi Şubat itibarıyla son buldu. 10 bin adede kadar düşen ipotekli satışlar Şubat ayında 14.669 seviyesini gördü. Toplam satışların 66.553'ünü de diğer satışlar oluşturdu. En dikkat çeken artış ise yaklaşık %28'de ikinci el konutlarda yaşandı. Ocak ayında 44 bin olan ikinci el konut satışları Şubat'ta 56 bin adedi geçti. Toplam konut satışlarında %19,6 pay ve yaklaşık 16 bin konut satışıyla en yüksek pay İstanbul'un oldu. İstanbul'u 7.757 konut satışı ve %9,6 payla Ankara, 4.659 satış ve %5,7 payla İzmir izledi. Evet, şimdi sektör konuğumuz var. Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık bizimle birlikte, konuları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Çok teşekkür ederim Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz biz de. Şimdi bu rakamları soracağım ama öncelikle Mart ayı bildiğiniz gibi bir reform ayı oldu. Ekonomi içinde yeni reformları konuştuk. Paketin detaylarını açıkladı Başkan Erdoğan geçen hafta. İş dünyasına nasıl yankı buldu? Ben sizin de fikirlerinizi almak isterim. Özellikle sektörle ilgili reform sonrası dönem için beklentileriniz nasıl şekilleniyor bu aşamada? Şimdi hiç kuşkusuz Gözde Hanım, reel sektör, iş dünyası ekonomiyle ilgili ve hukukla ilgili reformları bekliyordu. Hı hı. Cumhurbaşkanımızın bundan bir süre önce açıkladığı ekonomik reform paketi bence iyi ama biraz daha genişletilmesi lazım. Beklentilerimiz biraz daha yüksek. Biz sektör olarak inşaat sektörüne direkt tedarik sağlıyoruz. İnşaat sektörünün büyümesi veya daralması hazır beton sektörünü çok yakından ilgilendirmektedir. Biraz önce siz de yayınınızda sundunuz. Ocak ve Şubat ayında konut satışlarında ciddi düşüşler var. Biz genellikle rakamları bir yıl öncesine göre baz alırız. Ben Ocak ve Şubat'ı, benim elime de Şubat rakamları saat 10 gibi geçti. Ocak ve Şubat'ı beraber değerlendirdim. Toplam 151.809 tane konut satılmış. Fakat bunu biraz analiz ettiğimiz zaman burada ilkel konut satışlarında ciddi bir düşüş görüyoruz. %35.9 bir azalma var. 47 bin tane ilkel konut satışı var. Hı hı. Bunların da %25.400 tanesi ipotekli satışlar. Faiz hatlarının son derece yüksek olması, özellikle geçen sene Haziran ayında açılan kredi paketinden sonra %6.4'lük ve %7.4'lük paketler, bir yıl ödemesiz, 180 ay ödemeli. Eylül ayından sonra tırmanışa geçti. Eylül ayında biliyorsunuz %1'e kadar yükseldi. Bu Aralık ayında 1.4'e geldi. Ondan sonra düşüş trendi gitgide azalmaya başladı. Türkiye'de ilkel konut satışlarının satışı çok önemlidir. İnşaat sektörünü canlı tutan, inşaat sektörüne dinamizm kazandıran ilkel konut satışlarıdır. Şöyle ki ilkel konut satışlarında ilkel konut satışlarıyla yapı kullanma izin belgeleri arasındaki 2013 ile 2020 arasındaki farkı çıkardığımız zaman Türkiye'de 1 milyon 400 bin konutun olduğunu görüyoruz. Konut satışlarında ilkel konut satışları stoku azaltacaktır. Dolayısıyla faize karşı ve makroekonomik koşullara karşı son derece kırılgan olan inşaat sektörü faizlerin böyle yüksek seyretmesi, politika faizi %17, işte Mart'ın 18'inde biliyorsunuz tekrar para politika kurulu toplanacak. Gene bir faiz artışı bekleniyor. Dolayısıyla bu inşaat sektörünü bir miktar daha şey yapacaktır, durduracaktır. Bir taraftan talebin esnek olması ve dalgalı olması,
Öbür taraftan faizlerin yüksek olması, stokların fazla olması, ilk madde fiyatlarının yani ham maddelerin pahalı olması satışı zorlandıran faktörler arasındadır. Konut stoğunda mesela bugün gelen rakamlardan biri yine orada bir azalma var. İstanbul'da 2020 başında 260 binin üzerinde idi konut stoğu rakamı. 252 bin 353 adet gerileme var. En fazla tabii Esenyurt'ta görüyoruz. En az yine dönüp baktığımızda adalar karşımıza çıkıyor haliyle burada da. Yani stoklarda da aslında bir erime var gibi görünüyor. Çok göreceli bir kavramdır. Türkiye geneliyle ilgili konuşuyorum ben. Bizim elimizdeki en TÜİK'ten aldığımız en son veriler, Temmuz ayı sonu itibariyle ben bu rakamı söylüyorum. 1 milyon 400 bin. Konut stoğunun eriyip yani 1 milyon 400 bin rakamları, İstanbul içinde 200 bin 60 rakamı oldukça yukarıda bir rakam. Bizim inşaat strateji belgesinde de söylediğimiz talebe uygun konutun üretilmesi beklentimiz var. Dolayısıyla konutta stoğun erinmeden, ilk el konut satışlarının canlanmadan inşaat sektörünün harekete geçeceğini pek düşünmüyoruz. Evet. Şimdi bir yandan yapı ruhsatıyla bu kullanım izin istatistiklerinden bahsettiniz. İlk el konutlardaki aslında biraz daha ısınması gerekiyor inşaat sektörü için dediniz. Doğrudur. Bir yandan kentsel dönüşümle ilgili de konuşabiliriz belki. Yani söz konusu hazır betonlarsa ve bunun da en büyük girdi de tabii ki inşaat sektöründe. Buradaki son durum nasıl sizce? Burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İnovatif durumlar da var aslında. Yapılan çalışmalar da var. Biraz bunlardan da bahsedebilir miyiz? Hazır betonla ilgili. Tabii ki hazır beton sektörü ülkemizde 1988 yılında başlamıştır. Biz milat olarak orayı kabul ediyoruz. En son 2017 yılında yaklaşık olarak 115 milyon metreküp'e kadar çıktık. Sonra 2018 ve 2019'da ciddi bir daralma meydana geldi. İnşaat sektörüne paralel olarak hazır beton sektörü de daraldı ve küçüldü. Biz 2019'da 77 milyon metreküp'e düştük. Çalışanlarımızın sayısı 43 binden 31 bine düştü. Ciromuzda 23 milyarlardan 22 milyar 900 milyondan 17 milyarlara kadar azaldı. Hem ciroda hem istihdam açısından hem de plant sayısı, transmikser sayısı, pompa sayısı açısından yani makine ve ekipman açısından hazır beton sektörü daraldı ve küçüldü. Çünkü 2018'de Wright-Brownson krizinden sonra Türkiye biliyorsunuz 3 çeyrek teknik bir resesyona girdi ve inşaat sektörü daralmaya başladı. 2018'de daralan inşaat sektörü 1 nokta yanlış hatırlamıyorsam 9 civarında. 2019'da 7.8 daraldı. 2020'de de tam rakamlar netleşmedi ama -3.5 daraldığını görüyoruz. İnşaat sektörü sürekli daralıyor. Tabii genellikle biz konut sektörünü görüşüyoruz ama burada kamu ve kamu kaynaklı projeler, konut sektörü ikisini beraber değerlendirmek lazım. Elimizdeki yapı kullanma izin belgeleri, yapı ruhsatları inşaata başlamadan önce ve metrekarelere baktığımız zaman göreceli olarak inşaat sektörünün daraldığını görüyoruz. Şöyle ki 2010 ile 2019 yılı arasında inşaat sektörü %7.6 büyümüş. Ama 2017'ye kadar büyüme oranı %8.6. Yani inşaat sektöründeki bu daralma hiç kuşkusuz ekonomimizi de daraltıyor ve küçültüyor. Çünkü ekonomi içinde inşaat sektörü önemli bir lokomotif. Son 20 yılda Türkiye %4.9 büyürken inşaat sektörü de %7.4 büyümüş. Yani aşağı yukarı 1.5 misli bir büyüme söz konusu. İnşaat sektörü daraldığı ve küçüldüğü zaman Türkiye ekonomisi de daha çok daralıyor ve daha çok küçülüyor. Evet, yani inşaat tarafı önemli tabii ki. Özellikle bundan önceki dönemlerde biraz daha inşaat sektörünün beraberinde desteğiyle büyüyen bir Türkiye'de göz önüne alacak olursak haliyle hala daha da etkisi büyük gayri safi yurt içi hasılamıza. Peki şimdi biraz daha bu deprem gerçeğinden bahsedecek olursak mesela bu Türkiye için artık bir gerçek, herkesin bilinçlenmesi gereken bir konu ki en büyük hasar gördüğümüz yer binalar haliyle. Hazır betondan bahsediyoruz ya, inovasyon da var dedik burada. Depremle ilgili mesela deprem performans raporu ile ilgili ne söyleyebiliriz? Karekodla yapılan bir çalışma var yine. Siz de belki bundan bahsedebilirsiniz. İnşaat sektörüyle ilgili biraz daha böyle işte güvenliğin artırıldığı, teknolojinin, dijitalleşmenin devreye girdiği kısımlar nereler?
Şöyle efendim, Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ifadeleriyle ve rakamlarıyla 9 milyon 800 bin bina var, 28 milyon 600 bin de konut var. Bunların 6,5 milyonu depreme dayanıklı değil, 1,5 milyonu da bir an önce yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Bu yıl Eylül ayına kadar Türkiye'de 1 milyon 350 bin konut kentsel dönüşüm bazında dönüştürülmüş. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra şunu söylemek durumundayım. Türkiye'nin %70'i deprem tehdidi altındadır. Deprem tehdidi altında olan binalarımızın da en önemli yapı malzemesi betondur. Betonda stabilite ve durabilite çok önemlidir. Betonun çok iyi denetlenmesi gerekmektedir. Türkiye Hazır Beton Birliği'nin bünyesinde kalite güvence sistemi ve akredite edilmiş çok önemli bir laboratuvar var. Bu bünyede de biz deprem performans analizi diye bir merkez kurduk. Şu anda da hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin değişik yerlerinde binaların deprem performans analizini yaparak depreme dayanıklı olup olmadığını denetliyoruz ve kontrol ediyoruz. Edindiğimiz deneyimler ve tecrübelerden sonra gördük ki Türkiye'de 2000 yılından önce yapılan, yani 1998 deprem yönetmeliğinden önce yapılan binalarda ciddi şekilde binaların beton örmesinde bir sıkıntı var. Bunlar yapı denetiminin dışında inşa edilmiş binalar. Birçoğunda da hazır beton kullanılmamış. Daha sonra betonda oluşan korozyon ve karbonatlaşmadan dolayı binanın gövdesi, çeliği paslanmış ve çürümüş. Bundan dolayı da binalardaki yapı güvenliği ve kalite güvenliği aşağı yukarı minimize olmuş. Yani bu binaların 2000 yıldan önce yapılan binaların birçoğu yıkılıp yeniden yapılması gerekmektedir. Biz bunu tabii kentsel dönüşüm kanunu içinde de değerlendiriyoruz. Kentsel dönüşümde inşaat sektörüne ciddi bir hareket getirecektir. Ama bunlar sonuç itibariyle insan hayatını ilgilendirmektedir. Bu binaların bir an önce, bu 6,5 milyon binanın bir an önce denetlenip gerekli olanların yıkılıp yeniden yapılması, bazılarında sağlamlaştırma ve güçlendirmeyle insan hayatı, mal ve can güvenliği açısından güvenli haline getirmek gerekmektedir. Bir yandan şimdi Türkiye'de ve dünyada hizmet verdiğiniz önemli projeler var aslında. Türkiye Hazır Beton Birliği ile şimdi Sanayi Bakanlığı destekli çalışmalar var. Özellikle bu Beton Arge Merkezi ile ilgili bilgi almak istiyorum. Buradaki son durum nedir? Neler yapılıyor? Şimdi biz Sanayi Teknoloji Bakanlığı ve Çevre Bakanlığımızda çok ciddi çalışmalar yapmaktayız. İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Teknoparkı'nda akredite bir laboratuvarımız var. İstanbul Kalkınma Ajansı ile beraber Yıldız Teknik Üniversitesi de içinde olmak kaydıyla orada deprem performans analizini kurduk ve çok ciddi cihazlar edindik. Bu cihazlarla insan kaynağımız açısından da son derece önemli bir insan kaynağımız var. Orada yaptığımız bu projeyle deprem performans analiz merkezi kurduk. Bu deprem performans analiz merkezi ile binaların zemin etüdünden daha sonra uygun proje, ardından da kaliteli malzemeyle yapılıp yapılmadığını, sonrasında da bunu denetleyerek insan sağlığı açısından sağlam binaların raporlarını veriyoruz. Bu binalardaki edindiğimiz teknik deneylerden sonra rapor eğer negatif olursa bunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildiriyoruz. Türkiye şunu söylemek durumundayım. Hem Avrupa'da beton hacim açısından hem kalite açısından birinci konumdadır. Yani hem kuantitatif anlamda hem de kualitatif anlamda beton ortalaması C30'un üstündedir Türkiye'de. Hı. Avrupa'da da C30 civarındadır. Hacim olarak da 2019'da 77 milyon metreküp, 2020'de de tahminimize göre, tam rakamlar elimizde yok, 95 milyon metreküp'e hacim olarak çıktık. Dolayısıyla Türkiye hem üretim açısından hem de denetim açısından çok iyi bir yerde duruyor. Şunu söylemek istiyorum. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın EBİS sistemi, elektronik beton takip sistemi, transmikserlere koyduğu barkodlar, daha sonra da elektronik olarak hem Çevre Bakanlığı'na hem de Maliye Bakanlığı'na aynı anda eş zamanlı olarak online üzerinden betonun teslimiyle ilgili, tesellimiyle ilgili bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistem dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Burada da dijitalizasyonu kullanıyoruz. Dijital takiple betonun santralden çıkıp nakliye sırasında ve pompacı sırasında sürekli takip edilmektedir. En sonunda da alınan numunelerle
standartlara uygun olup olmadığı, depreme karşı dayanıklı olup olmadığı noktasında ölçümler yapılmaktadır. Bu da keyfi ölçümler değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın denetimi altında olmaktadır. Evet, şimdi biz biraz daha aslında sektörle ilgili bu zamana kadar yaşananlarla ilgili fikirlerinizi beyan ettiniz ama 2021 için öngörüleriniz ne durumda? Ne bekliyorsunuz sektör için? Şimdi fırsatlar da var elbette. Hem inşaat sektörü için hem de hazır beton sektörü için. Ne düşünüyorsunuz? Canlandırılması adına neler yapılabilir mesela bu sektörün? Şimdi Türkiye'de yaklaşık olarak yılda 1 milyon 250 bin civarında konut satılmaktadır. Bunun önemli bir kısmı ilkel konutlarıdır. Yani %45'i 50'si civarında. Türkiye'de 2020 senesini biliyorsunuz 1.8 büyümeyle kapattı Türkiye ekonomisi. Önümüzdeki yıl bu reformlarla beraber beklenti %5 civarında bir beklenti söz konusu. Buna paralel olarak da inşaat sektörünün hem kamu ve kamu kaynaklı projelerde hem de konut üretiminde gene eski günlere döneceği inancını taşıyoruz. Burada hiç kuşkusuz faizlerin düşmesi ve özellikle inşaat strateji belgesiyle beraber ilçeler bazından başlayarak talebe uygun konutun üretilmesi noktasında bir takım stratejilerin oluşması gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla yakından çalışıyoruz. Benim umudum ve temennim 2021'de Türkiye ekonomisinin %5 civarında büyümesi ve inşaat sektöründe buna paralel olarak %5'in üzerinde, %6'lık, %7'lik bir büyüme beklemekteyiz. Böylelikle hem ilkel konut satışlarında hem de hazır beton sektöründe gerekli kapasiteyi bularak yolumuza devam etmek istiyoruz. Şöyle ki hazır beton sektörü aslında son 5 yılda mercek altına koyduğumuz zaman, kadraja aldığımız zaman hem üretici fiyat endeksinin hem de döviz artışının çok altında kalmış. Yani üretici fiyat endeksi son 5 yılda %128 artmış, dövizdeki artış %158, hazır beton sadece %78 civarında bir artış göstermiş. Biz %50 civarında geride kalmışız. 2020'yi biraz inceledik. 2020'de işte TÜFE, tüketici fiyat endeksi 14.6, üretici fiyat endeksi 25.2, hazır betondaki fiyat artışı sadece 11.2. Bunu şunun için söylüyorum, hazır beton sektörü zarar etmektedir. Hazır beton sektörü fiyat artışına bazı işte görsel basında, yazılı basında söylendiği gibi ciddi fiyat artışları olmamıştır. Bundan dolayı da 2019 senesinde, 2018 ve 2020 senesinde sektörden çok, biraz önce rakamları söyledim, çok ayrılan firma olmuştur. Kongor Total'dan iflas eden, kredilerini ötelemek durumunda kalan firmalar olmuştur. Bunlar elindeki makine parklarını satmışlardır. Orta Doğu ülkelerine, Afrika ülkelerine satmışlardır. Evet. Şimdi döviz yükseldikten sonra bu makinaları ve ekipmanları edinmekte de zorluk çekiyorlar. Evet. Peki çok teşekkür ederiz size katkılarınız için. Gözde Hanım ben çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bilgiler verebildim. İyi yayınlar dilerim. Evet çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık bizimle birlikteydi. Şimdi konu stoku rakam.